Merhaba arkadaşlar. 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim, toplamda 48 saat uzlaştırmacılık eğitimi alıyoruz demiştik. Şimdi uygulama eğitimi olan 12 saatlik bu süreç nasıl geçiyor onu inceleyeceğiz. Etkinlikler bir tarafları telefon ile davet, 2 açılış konuşması, 3 uzlaştırmacın tüm aşamalarını canlandırma, sürecin tüm aşamalarını canlandırma, 4 grup içi değerlendirme, 5 eğiticinin geri bildirim yapması, 6 genel tartışma ile öğrenme. Bunlar etkinlikler kısmında geçiyormuş. Uzlaştırmacının geliştirmesi gereken beceriler var. Bunlara göz atalım. Geliştirilecek beceriler. Bir, etkin dinleme, soru sorma, farklı sözcüklerle anlatma, sözlü sözsüz yazılı iletişim, özetleme, yeniden çerçeveleme, yansıtma, farklılıklara duyarlı olma, iki tarafa da saygı, yönlendirici olmadan kolaylaştırma, sessizliğin gücünden yararlanma, sınırları koruma, kontrollü kendine emin duruş, kendini dengeleme, belirsizliklere tahammül etme. Bunların bazılarını biz iletişim dersinde de görmüştük. Mesela işte etkin dinleme yerine etkin dinleme değildi de aktif dinleme vardı, soru sorma vardı, işte yeniden çerçeveleme vardı, özetleme vardı, yansıtma vardı. 6 tane uzlaştırmacının geliştirmesi gereken beceri diye saymıştık. Uygulama eğitiminde de biraz daha çeşitlenmiş. Bunları kitaptan, eski birinci kitaptan okuyabilirsiniz. Detaylıca orada yazıyor bunların ne anlama geldiğini. Şimdi bu uygulama eğitimine kimler katılabilir? Sicile kayıtlı uzlaştırmacılar katılabilir. Konuya ilgi duyan avukatlar katılabilir. Başka ülkelerde de kitapta şöyle yazıyor. Başka ülkelerde de ne deniyordu ona? Tiyatrocular, uzman tiyatrocular da katılıp destek olabiliyormuş. Öyle diyelim. Bir husus daha geçiyordu. Eğitmenler Cumhuriyet Savcısı rolü de oynayabiliyordu. Ama bu hani dışarıdan katılanlar ve katılımcılar işte ya uzlaştırmacı ya da taraf rolü oynuyor. Ve şu hususa da değinelim. Her katılımcı en az bir kere yani uzlaştırmacı ya da taraf rolü oynuyor. Böyle söyleyelim. Canlandırıyor yani oynuyor değil de. Eğitim konularının planlanması ve uygulanması hem eğitimci hem de katılımcıya yönelik. Değerlendirme ve senaryo içi tavsiye sadece eğitimciye yönelik. Bunu da böyle not edelim. Bu tarz sorular çıkıyor çünkü. Canlandırma çalışmalarının süreleri üçerli beşerli gruplar halinde yapılıyor. Hazırlık 10-15 dakika yani senaryoya göz atma gibi, okuma gibi. Canlandırmalar 70-80 dakikaya kadar sürebiliyor. Canlandırmada telefon ile davet 10 dakika, açılış konuşması 15 dakika sürüyor. Bu canlandırmanın içinde olan süre. Ayrıyetten değerlendirmeyin. Geri canlandırmaların bitiminde de eğitmenin yaptığı değerlendirme 20-30 dakikaya kadar sürebiliyor. Bu toplam süreç hazırlık, canlandırma ve değerlendirmenin toplam süresi 120 dakikaya kadar sürebiliyor. Ve her bir yeni süreç başlamadan önce yani her bir oturum başlamadan önce de mola veriliyor. Uygulama eğitiminde bilmemiz gerekenler bunlar. Gene kitaptan da okuyup tekrar edip pekiştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.